Merhaba arkadaşlar. Canelo Alvarez tabii ki başrolde. Köşenin bir tarafını tutmuş vaziyette. Canelo Alvarez. Jaime Munguia. Jaime Munguia. Tabii hafif ağır siklette umduğunu bulamayan Canelo nereye geri döndü? Şampiyonluklarının bulunduğu siklete geri döndü ve süper orta siklette yoluna devam ediyor sevgili arkadaşlar Canelo. Pazar sabahı Jaime Munguia ve sevgili arkadaşlar Canelo Alvarez karşı karşıya gelecekler Las Vegas'ta. Las Vegas, Nevada, Saul Canelo Alvarez defense against Jaime Munguia 12 rounds. T-Mobile Arena'daki bu maç Canelo'nun kariyerindeki 61. galibiyet mi olacak? 3. yenilgi mi olacak? Yoksa 3. beraberlik mi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz sevgili arkadaşlar. Jaime Munguia adam süper yarı orta sikletten yani 69 kilodan sen gel Canelo'nun 76 kilosuna ve orada rekabet etmeye başla. Yeniden dünya şampiyonu olabilmek için bu çabayı göster. Yani Canelo'yu yenebilir mi? Bununla alakalı bir kıstas var. Ancak puanla yenebildiği John Ryder'ı Jaime Munguia knockout et. Jaime Munguia şimdi diyor ki senin ancak puanla yenebildiğin adamı ben knockout ettim. Bu da seni yenebileceğimi gösterir diyor. Haklılık payı var mı? Var. John Ryder bir kıstas oluşturuyor aralarında. Şimdi Jaime Munguia'ya baktığınız zaman ilk 25 maçını Meksika'da yapmış. Tam tamına has bir Meksikalı sevgili arkadaşlar. Ve her yerde de Meksikalı olduğunu anlatmaktan çekinmeyen bir boksör. Tıpkı Canelo Alvarez gibi. Jaime Munguia'yı aslında çok iyi biliyorsunuz. Onun Saddam Ali dönemleri vardı. Saddam Ali'yi yendi. Zaten süper yarı orta siklette şampiyon oldu adam. Jaime Munguia! Sonra Liam Smith, Brandon Cook, Dennis Hogan bu maçları yaptı. Ve dünya şampiyonu olarak bu karşılaşmalarda adını duyurdu. Arada da bir Japon'la daha maç yaptı ama ismini hatırlayamayacağım. Sonra üst sikletlere çıkmaya başladı. Şimdi de süper orta siklette Canelo'nun rakibi oldu. 5 Mayıs pazar sabahı. Jaime Munguia! Canelo! Şu sıralarda Canelo'nun buz şovu ile ilgili ciddi makara yapılıyor. Bu buz şovuyla gözdağı verdiği söyleniyor Jaime Munguia'ya. Yani sporcuların genelde bunu yaptıklarını biliriz. Soğuk depolara girerler böyle. Soğuk makineler vardır onların içine girerler. Vücudu şoklarlar. Ama Canelo bunu doğal ortamda dışarıda eksi bilmem kaç derecelerdeki suyların içine girerek bir şov yaptı. Bu sosyal medyada çok ilgi gördü. İşte bu görüntülerden bahsediyorum arkadaşlar. Gözdağı verdi. Yani sen bunu gözdağı mı veriyorsun? Ne kadar korkuyorsun ki gözdağı vermek zorunda kalıyorsun? Jaime Munguia diye Canelo'yla bayağı makara yaptılar. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Ya adam aslında güzel bir şov yani güzel bir görüntü bu. Vay be adam nasıl hazırlanıyor dedirtti açıkçası bana. Bu maçı izlemek istiyorum. Demek ki Canelo'nun işi zor. Bu maça öyle haybeye bir maç değil. Bu çatapat gidecek bir maç diye beni düşündürttü. Canelo Alvarez çok ağır eleştirilerden geldi zaten buralara. Charlo kardeşlerle diyalogları hatırlayın. Cermel Charlo ile maç yaptı. 16 ay maç yapmamış bir boksörle 33 yaşındaki rakibiyle çıktı dövüştü kazandı. Çok daha uzun süre 27 ay zannedersem 27 aydır dövüşmeyen Cermel ile maç yapacaktı aslında.
Bir anda son dakika herkesi ters köşeye yedirerek Cermel'le 16 ay dövüşmemişti. O kardeşle dövüştü. Açıkçası eğer Benavidez'le dövüşemiyorsa, dövüşmüyorsa onun yerine dövüşmesi gereken kişinin ben açıkçası bu piyasada süper orta siklette Jaime Munguia'nın iyi bir rakip olduğunu düşünüyorum bu arada. Ha, dövüşmesi gereken Benavidez ama onunla dövüşemiyorsa Jaime Munguia ile dövüşmesi iyi bir olay. Jaime Munguia 1.83 boyunda, Canelo 1.73 boyunda. Arada böyle bir boy farkı var. Yaş farkı da 7. Saul Canelo Alvarez defense against Jaime Munguia 12 rounds. Canelo daha büyük. 43 maçta 43 galibiyeti olan bir boksörden bahsediyorum. 34 nakavtu var Jaime Munguia'nın. Jaime Munguia has just stopped John Ryder. He's 43-0. Canelo Alvarez 60 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik. 39 nakavt. David Benavidez 27 yaşında, 1.88 boyunda. 28 maçı var. 24 nakavtı bulunuyor. En son yapmış olduğu maçta David Benavidez kazandı ve sonra ciddi kilo almaya başladı. Hatta Cruiserweight'e mi gidiyor diye eleştiriler var. Yarı ağır siklete, 91 kiloya doğru. 79 kilo olması gerekiyor biliyorsunuz Gvozdik maçında. Ha, şeyi söylemedim. Yani en son maçında Andrade'yi knockout etti adam. David Benavidez. Pressure, hungry of the two. That ends the sixth and Andrade is in a world of trouble. Oradan sonra işte kilo almaya başladı. Öncesinde Caleb Plant onu yendi. David Lemieux'u knockout etmişti. Back comes the mule. All right. And down goes the mule. Fena adam. Benavidez gerçekten inanılmaz fena bir adam. Çıplak gözle de kendisini gördüm. Yani acayip derecede makina gibi bir adamdan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Çok klas bir boksör. Bandera Roja David Benavidez. Evet, kısaca özet geçmem gerekirse arkadaşlar, Canelo Alvarez, Jaime Munguia ile Mayıs ayının ilk haftası karşı karşıya gelecek. Bunu bir kenara koyuyoruz. Fight Club Türkiye YouTube hesabı olarak sizlere iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Yorum yapmayı da unutmayın. Aşağıda bol bol tartışın. Kim kazanır, kim kaybeder. Yanlışlarım varsa düzeltin. Ek bilgiler koymak isteyenler mutlaka aşağıya ek bilgiler koysunlar. Çok sevinirim. Yıl boyunca da bu ek bilgileri insanlar okur. En iyi yorumu da yukarıya tutturmaya çalışacağım. Hepinize selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum arkadaşlar.